Mutlu Teveli'nin gezgisi de antik kentin her tarafı tarihe meşgul. Neresinde elinizi atsanız tarih çıkıyor. Burada tarihe meşgul. Yerlerimiz yani. O tarafta deniz zaten. Her yere havuz kanal. Bakın tarihi taştan duvar yapmışlar. Şöyle görebiliyor musunuz? Mermer taşları eski duvar, kolon ve direklerin direğe bakın bir arkadaş, şimdiki şu anki teknoloji bile bunu bir yapıp getiremez. Ama bu şekilde buradaki sarayların direkleriymiş, şadırvanlarıymış. Bu kadar tüm parça mermer nasıl buldular? Nereden getirdiler? Bu ne, en az 3-4 metre boyunda yani. Birleştirmişler. Yıkılmış, kırılmış samanda. Demek ki burası çok önce çok lüks, çok kazanılan bir limanmış. Şehirmiş. Kolonlara bile bu kadar büyük. Aynı şöyle şu şekilde burası çarşı veyahut da saraymış. Bu şekilde işte bir kolon daha sağlam kalmış. Şurada öbür kolonlarda tamamlama. Sarılmış türme çalışıyorlar. Çalışmalar. Zeminleri, zemini bile sağlam taşa oturtmak için işte böyle taş yapmışlar. Zengin her zaman zengin oluyor. Şurada çalışma var. Eski uygun, eskiye haline uygun hale getirmeye çalışıyor. Bekler bak burada da bir evin veyahut da çarşının zemini var. Zeminde mozaik döşeli. Burada kolonlar. Burada komple bir çarşıymış. Anlaşılıyor ki
hanları, hamamları olan bir yermiş yani. Başta da mozaik döşeli. Burada da zamanında mermer döşemiş. Hanın, hamamın altına. Bin yıl önce mermer varmış demek. Mozaikler var. Aynı sistem. Ya çarşının zamanı ya da hanların, hamamların zeminleri burada. Emeklilik yerleri bu da size çarşısının süslemeleri, dükkanların süslemeleri, katlarını çekti, süslemişti. Size tarihi, size tarihi çarşının yapılı evleri. Buraya, bu da buraya özel süsleme. Fener. Akşam olduğumuzda yanar. Bu da Siri'ye özel süslemeler. Kiralayalım mı? Koca bir şehirden kalan kala bununla kalmış. Bir krallığın, bir saltanatın sadece taş çığından kalmış. Zamanında bir kat daha aşağıdaymış. Altı çarşıymış. Burası komple çarşıymış. Şurada hamam ya da han gibi bir yerlermiş eskiden. Şu anda kazı çalışması yapıldığı için sadece geriden bakabiliyoruz. Kalanlar da yıkılmasın diye güçlendirme çalışmaları yapıyorlar. Onun için fazla yaklaşamıyoruz. Şerit çekmişler. Sidenin altında hep böyle tarihi yerler var. Onun için hep böyle camlarla kapatmışlar. Üstünde yürüyüp üstten izleyebiliyorum aşağıdaki tarihi yerleri. Aşağıdaki tarihi hamamların, hanların kalıntılarını. Tamam. 18 Eylül 2023. Burada çok tozlanmış. Altı pek gözükmüyor. Altta birkaç çarşı daha var. Eski çarşılar. Eski krallığın kalıntıları. Eski sarayların kalıntıları. Hani böyle hamam gibi bir yermiş. Çünkü su yolları var. Eskiden tarihi yerlerde su hamam mozaikleri var bak. Büyük ihtimalle burası hamammış. Kalıntılar onu gösteriyor. Emeklilik heyeleri izleyicileri. İzleyip beğeni atarsanız sevinirim. Bir de abone olursanız hep beraber böyle gezeriz.
gezdiğiniz yerlerden daha önceden haberiniz olabilir yani. Neresi gezecek, neresi güzel, neresi tarihimiz, neresi daha güzel yerlerimiz diye. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi güzel günler hep sizin olsun. Emekli kayda izleyiciler, burada burası da Sıdat gibi yermiş sanırım. Çünkü Sıdat olduğu için büyük alan. Kalen güreş miydi? O zaman spor dalı neydi bilmiyorum. Çünkü bayağı bir geniş alan, kapalı. Bakın her dört tarafı stonlarla üstü büyük bir ihtimalle üzerinde kapalıymış buranın. En az 3 metre, 4 metre stonları var. Kalanları. Valla ülkemizde yabancılar daha güzel yaşıyor. Biz kendi ülkemizde kendimiz gezip kendimiz göremiyoruz kendi tarihi yerlerimizi. Ama başka ülkelerden gelip bizim tarihimizi daha güzel yaşayanlar var. Ellerinde kiminin başını çalmış da kiminin kolunu bacağını olanlar da sağlamca koymuşlar buraya. Demek ki o zaman burada bir sergi alanıydı böyle. Şuradaki heykeli de bulamamışlar. Deniz ama çok kalabalık bir hava, rüzgarlı bir hava var. Bakın. İnşallah bir daha geldiğimizde daha güzel, daha burasına uygun olarak onu almış olur. 18 Eylül 2023. Burada cadde etrafında yürüyüş yoluymuş. O kadar lüksmüş ki burada, o kadar deseni özenmiş de ki yaparken şu. Trafiklere, şeylere bakın. Emekli kayaları izleyici beğen atıp abone olursanız sevinirim, hep beraber gezeriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. Hep güzel günler sizin olsun. Size de buraya gelip gezmeyi Allah nasip eylesin.